Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bundan 15 gün önce 15 gün mü 20 gün mü önce inek boğaya gelmişti bu inek. Simelter inek. Maalesef aşılatamamıştık. Bugün de boğaya geldi arkadaşlar. Bugün aşılattık arkadaşlar. Simelter aşılattık. Irkını bozmak istemedim. Bakın arkadaşlar aşılattık. Ondan sonra şu an zaten akıntısı gelmiş buradan. Tam belli oluyor mu bilmiyorum da her neyse. Simentel aşılattık. İnşallah arkadaşlar tutar. Bu ikinciye gelmişti. Çok uzun sürmedi. Doğumundan kaç ay sonra geldi? Yaklaşık 2,5 ay galiba. 2,5 aylık güzel galiba. Doğumundan 2,5 ay sonra boğaya geldi. Bu süre gerçekten iyi. Hayvan genelde doğurduktan 2 ay sonra boğaya gelir. Bakalım sıradaki hangi inek gelecek? Hangini aşılatacağız? Diğerlerine ya Angus ya Limuzin. Mesela bu inek mandofon doğurmuştu. Güzel bir mandofon doğurmuştu. Buna tekrardan mandofon aşılatmayı düşünüyorum. Bunlara şu sarı olana Limuzin, şuna Angus, şu düveye, ileride bir tane düve var şu an karanlıkta tam görünmüyor. Ona da Angus aşılatabiliriz. O etçil bir hayvan. Angus'u aşılattırıp etçil hayvandan çıkarmaya çalışacağız. Ki zaten bunlardan çıkacak buzağların tamamını satacağımızdan dolayı yani damımızı elde etmeyeceğiz. Bu seneki buzağlardan elde edeceğiz. Bir dahaki seneki buzağları elde etmeyeceğiz. Bu şekilde bakalım inşallah tutar. Ama bu ineği arkadaşlar satmayı düşünüyorum bu sene. Ya koyuna takas yapacağız ya da para olarak satacağız. Yani bir dahaki sene yani bu inek olmayacak. Çünkü arkadaşlar çok ağır bir inek. Fazla bir orantısız bir vücudu var. Çok fazla yiyor. Yani bunun işkembe sorunu ileride belki olabilir. Sıkıntı yaşamadan vermeyi düşünüyoruz. Şu an sağlıklı ama ileriyi bilemeyiz. Bir de Mera'ya bu biraz zor gidiyor. Yani diğer hayvanlara oranla çok yavaş. Bunu verip yerine başka hayvan alacağız. Bakalım ne alacağız. Onu da sizinle paylaşırım. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Çok rahatsız etmeyeyim. Hepsi zaten yatıyor, geviş getiriyor. Kaldırmadan ben gideyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.